Türkiye'deki Spinraza isimli ilacın devlet tarafından ödemeye alınması ile ilgili çalışma başlatılmıştı. Aradan da birkaç ay sonra bu ilaç SGK tarafından onaylandı ve hasta ulaştırıldı. Evet. Ama hastalığın genel sorunlarına baktığımızda bugüne geldiğimiz noktada çok anlamlı mesafeler kat edemiyoruz. Yani ilaç onaylanıyor fakat ilaçla ilgili gerek uygulama merkezlerinde gerekse ilacın ağır kriterleri yüzünden hastalara erişiminde bir sürü problemler yaşıyoruz. Zaten bu zor koşullarda hastanelere gitmek zorunda olan çocuklar, ki çocuklar üzerinde şimdi konuşuyorum ama bizim çocuk ve yetişkin bir sürü hastamız var. Ben çocuklardan örnek vermeyi, en ağır gruptan, en dezavantajlı olanlardan örnek vermek istedim. Hastaneye gittiklerinde, bu zor koşullarda gittiklerinde zaten yorgun oluyorlar. Cihaza bağlı oldukları için bir tahribat söz konusu oluyor. Ve hastanede çocuktan iyi bir performans bekleniyor. Fizik puanlaması için ya da solunum için. Bu çocuğun bunu verememesi durumunda da biz senin ilacına devam etmiyoruz deniyor. Bizim iki tane SMA'nın üstesinden gelebilmek için, SMA meselesinin üstüne gidebilmek için iki tane konu var. Birisi ilaçlar, birisi de bakım, rehabilitasyon, fizik tedavi, doğru beslenme, işin psikolojik boyutu gibi konular. İlaçlar meselesinde bir noktada mesafe kat edebiliyoruz ama diğer bahsettiğimiz konularda da çok fazla eksiğimiz var. Döviz kurlarını biliyorsunuz her geçen gün artıyor ve bizim SMA hastalarının kullandığı sarf malzemelerden medikal cihazlara kadar döviz kuruna bağlı olduğu için de her geçen gün fiyatları artıyor. Hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmak için bizim ihtiyaç duyduğumuz cihazlara erişimimiz ya hastalarımızın kendi parasıyla satın alması çok mümkün olmuyor. Bunların devlet elinden karşılanması gerekenler var. Büyük zorluklar yaşıyoruz. Özellikle geçtiğimiz Haziran ayında başlayan ve Eylül başlarına kadar sarkan, normalde SGK'nın kapsamında olan Spinraz adlı ilacın gecikmesiyle ilgili özellikle tip 1 aileleri vurgulamak istiyorum. Biraz daha durumumuz ciddi olduğu için büyük bir zorluk yaşadık. İlacımız yaklaşık 3 ay, 2,5-3 ay gecikti. Halbuki bu hastalıkta inanın 1 saat bile önemli. Yani uzmanların, doktorların söylediği bu. Bizim en büyük korkumuz bizi hayata bağlayan, çocuklarımızın nefes almasını sağlayan bu ilacın yine önümüzdeki Haziran ayında sanırım senelik deniliyor. Dernek yetkilileri daha uygun cevap verirler. Ama bildiğim kadarıyla geçmiş senelerde de gecikme olmuş. Gene bir gecikme yaşanmasının önüne geçilmesi. Gerçekten bu bizi çok korkutuyor. Çocuğumuz eğer 2 ay, 3 ay ilaç alamazsa bu şu anlama geliyor. Gözümüz önünde çocuğumuzu kaybediyoruz. SMA'lı hastaları veya engelli kişilerin meselesi bir yardım meselesi değil, bir merhamet meselesi değil, bir acıma meselesi değil. Bu bir insan hakları meselesi. Uluslararası hukukla da güvence altına alınmış, anayasamızda da güvence altına alınmış bir sağlık hakkı meselesidir. Ve devletin bu konuda üzerine düşen yükümlülükleri vardır. Bunlardan bir tanesi de kişinin yalnızca bireysel çabayla sağlayamayacağı ihtiyaçları garanti etme zorunluluğu vardır. Biz bu sözleşmelerin altına imza atıyoruz, onaylıyoruz, tasdik ediyoruz ama tabii uygulamada pek gerçekçi olmuyor bunlar karşılıklı. Birinci mesele bu meselenin acıma, merhamet ve yardım meselesi olmadığını ısrarla tekrar etmek istiyorum. Bu bir Evet. insan hakları meselesi. İkinci mesele, sosyal güvenlik kurumları sizin de başkanlığını yapmanız sebebiyle bileceksinizdir ki bir sağlık uygulama tebliği diye bir tebliğ var ve bütün ödemeler buna göre yapılıyor. Ben kullandığım tekerlekli sandalye için devletten 2.500 lira alabiliyorum ama benim kullandığım sandalyenin fiyatı 18.000 euro. Evet, maaşlarımızı dolarla almıyoruz ama bu medikal sarf malzemelerin tamamı veya medikal araç gereçlerin tamamı ne yazık ki dövize bağlı. Biz geri ödeme kapsamında Türkiye'de 3 ilacın da olmasını istiyoruz. Biz hasta yakınları olarak ilaçlar arasında tercih yapabilecek durumda değiliz. Biz istiyoruz ki ilaç da geri ödeme kapsamında olsun. Hekimi hastanın durumuna göre hangisinin kullanılmasına uygun olduğuna hastayla birlikte karar versin. Fizik tedavi haftada 2 saat devletimiz ücretsiz fizik tedavi hakkı vermektedir. Fakat hastalarımızın her gün fizik tedavi ihtiyacı var. SMA progresif ilerleyici bir hastalıktır. Sadece ilaç veya sadece genetik tedavisi bu hastalığı durdurmaya yetmez. Fizik tedavi çok önemli. Bu tedavi hakkının
her gün olarak, yani haftada 5 saat olarak güncellenmesini rica ediyoruz. Bir diğer talebimiz cihaz yardımlarının artırılmasıdır. Çünkü özellikle tip 1 hastalarımız ekipmanlarla, cihazlarla hayatını sürdürmektedir. Önleme kısmında zaten Ece Hanım'ın bahsettiği gen tedavisi MLPA testlerinin SGK kapsamına alınması ve taşıyıcı bireylerin sağlıklı çocuk sahibi olmasını sağlayan PGT yönteminin de SGK kapsamına alınması temennimizdir. Yaşadığınız sürecin çok kolay olmadığını biliyorum. Siz zaten fiilen yaşıyorsunuz. Bir tarafta umut, bir tarafta acı var. Sosyal devlet dediğimiz kavramı aslında yüceltmemiz lazım. Ve bu kavramın ne kadar değerli olduğunu eğer geniş kitleler öğrenmek istiyorlarsa aslında sizin yaşadığınız dramı görmeleri lazım. 83 milyonluk bir Türkiye, devasa bir Türkiye, bütçesi olan, geliri olan, imkanları olan bir Türkiye, eğer 1300 hastaya bakamıyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir. Parlamentoda eğer bir araştırma komisyonu kurulmuş ve bu araştırma komisyonunun bir raporu ortaya çıkmış ve bunun gerekleri yasama organı tarafından yürütme organına, yani devleti yönetenlere iletilmiş ve bunlar gereğini yapmıyorlarsa ortada başka bir sorunumuz var. Eğer yükü sadece aileye bırakırsanız bu yükün altından bir ailenin kalkması mümkün değil. Özellikle Amerika'dan toplantımıza katılan Ali Bey'in söylediği bu gen üzerinden üretilen bir ilacın tedavide başarılı olduğunu ve kızının yürümeye başladığını ifade ediyor. Tabii bu her anne baba tabii çocuğunun gülmesini, koşmasını, eğlenmesini ister. Ama eğer böyle ağır bir maliyeti, üstelik orta gelirli veya düşük gelirli bir ailenin önüne koyduğunuz zaman bunun altından kalkması mümkün değil. Sosyal devlete vurgu yapan bir arkadaşımız oldu ama hepiniz inanıyorum ki sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu, neden sosyal devlet dendiğini bir devlete ve neden bizim anayasamızda sosyal devletin kaldırılmasının dahi teklif edilemeyeceği maddesinin anayasada yer aldığını, işte temel nedeni bu. Yoksulun yanında olmak, düşük gelirliğin yanında olmak, onlara her türlü devletin, çağdaş bir devletin sunması gereken her türlü imkandan, olanaktan yararlanmalarını sağlamak demek. 3 ayda bir veya ayda bir alınması gereken bir ilacın gecikerek verildiğini ve gecikerek verildiği için de çocuğumun nefes almakta veya kolunu kaldırmakta zorlandığını, aslında kabahatin bizde değil, kabahatin süresinde ilacı vermeyen, getirmeyen kamuya ait olduğunu, devlete ait olduğunu. Çünkü çok haklısınız ve görev yapması gereken kamu zamanında görev yapmıyor. Üstelik zamanda görev yapmadığı için çocuğun hastalığı ilerliyor. İlerledikten sonra da artık biz bu çocuğa ilaç vermeyiz noktasına geliyor. Bu anne ve baba için gerçekten ciddi bir yıkım. Hepinize yürekten teşekkürler. Umarım sorunsuz bir Türkiye'de yine hep birlikte bir araya geliriz. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun.